ve yaygınlaştırılması için her zaman ilklere öncülük eden Malatya Büyükşehir Belediyesi. Fuarlar Şehri Malatya sloganı ile yola çıkan Büyükşehir Belediyesi önemli bir fuar daha düzenliyor. Bu kapsamda 12-16 Nisan tarihleri arasında Mişmiş Park Fuar Alanı'nda 11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı düzenlenecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden çok sayıda katılımcının yer alacağı ve Malatya için büyük önem taşıyan fuarın bugün tanıtım toplantısı yapıldı. Malatya kadim dünyanın birçok medeniyetine ev sahipliği yapmış Anadolu'nun tarihi zenginliğini yansıtan kültürlerin kucaklaştığı şehir Malatya. Toplantıda söz alan Kültür AŞ Genel Müdürü Sabri Akın, çok önemli bir fuar düzenleyeceklerini kaydederek, fuarın Malatya'nın tarımına ve hayvancılığına katkı sağlayacağını söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ olarak bu yıl 11.sini düzenlemiş olduğumuz Tarım Teknoloji Fuarı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımız özellikle tarım paydaşı bütün kuruluşlarımızın özellikle tarım fuarı noktasında beraberce yapmış olduğumuz çalışmalarımızı Sayın Valimize ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza sunmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Toplantıda konuşan STK temsilcileri de fuarın önemine dikkat çekerek böyle bir fuar düzenledikleri için Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kendilerine bu toplantılarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Fuarcılık Genel Müdürlüğümüzün Büyükşehir Belediye Başkanlığı önderliğinde yapmış olduğu çalışmaları biz sivil toplum kuruluşları olarak yakinen takip etmekteyiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kültür AŞ'nin yapmış olduğu tarım fuarlarından dolayı çiftçimizi, üreticimizi tarım teknolojisiyle buluşturduklarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 11.sı yapılacak olan Tarım Teknolojileri ve Gıda Fuarı, Hayvancılık Fuarı'nın Malatya'mıza, ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Kesinlikle tarım fuarı noktasında bölgeleşmesi noktasında elini ve bedenini taşın altına koymasını istiyoruz. Çünkü biz bazı fuarlara katılıyoruz. Bu fuarlarda bakıyorsunuz ki tarım ve hayvancılık noktasında yapılması gereken gıda noktasında bütün kurum ve kuruluşlar sadece oradaki organizeyi yapan bir Kültür AŞ'dir, bir belediyedir veya bir farklı kuruluşturdur diye değil. Herkes orada yardımcı oluyor, elini taşın altına koyuyor ve ekonomik anlamda yaptığı işle bulunduğu alan anlamında destek oluyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'da her alanın güçlenmesi ve gelişmesi için gayret ettiklerini belirterek 11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın da Malatya'nın gıda, tarım ve hayvancılığına katkı sunacağını ifade etti. Evet, fuarlar ilimiz için gerçekten önemli. Tarım fuarı tabii bütün fuarlardan daha farklı bir önemi var. Aslında her fuarın önemi var. Biz de Büyükşehir olarak da, Malatya Belediyesi olarak da ilimizde her sektörün güçlenmesi, gelişmesi en büyük amacımız. Ticari hareketlilik, istihdamın artırması, her alanda bilincin yükselmesi. Bu sanayi anlamında, yatırımcı anlamında, tarım anlamında. Tabii tarım deyince Malatya'nın tamamını ilgilendiren, ekonomisini ilgilendiren, başta Kayseri olmak üzere tarım, hayvancılık, üründen alınacak yüksek verim, bilinçli tarım yapılması ve bilinçli üretici yapılması, üretim yapılması bizim hemen hedefimiz. Odalarımızın gayretleri çok çok önemli. Yani dolayısıyla biz bu fuarı da aslında kent olarak birlikte yapıyoruz. Yani Sayın Vali başta olmak üzere hepimiz biz bunun bir organizasyonunu bir üstleniyoruz. Yani başta da ifade ettim. Yani biz bu fuarları düzenleyerek birçok farklı alanda fuar düzenliyoruz. Yani ilimizi tanıtacaksak, ilimizi geliştireceksek, ilimizden giden göçü kurduracaksak, ilimizin göç almasını sağlayacaksak, istihdamı artıracaksak, biz her alanda başarılı olmak zorundayız ve her alanda bu tür eğitimleri, fuarları düzenlemek zorundayız. Vali Mustafa Toprak da fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek fuarın Malatya için önemine dikkat çekti.
Ve hakikaten bizi burada ilimiz adına ortak bir güzellik olan 11. Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın ön hazırlık toplantısında adeta şehrin her bir dinamiğinin burada temsil edilecek ve her bir noktanın bu önemli ortak hedefe birlikte yürüme maksadıyla bu ortak birlikteliği ve hedefi tutturabilmek adına bizleri buraya bir çatı altına toplayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kültür AŞ Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Onun için teşekkürler hakikaten böylesi önemli bir zevatla birlikte ilimizin önemli bir fuarının ön çalışması içerisinde burada aynı gaye noktasında yürümek önemli. Kayısının daha verimli ve bilinçli ve hijyen üretilmesi, daha anlamlı ve değer bulması adına şüphesiz ki sadece kayısı yetiştiriciliği değil, iddialı olduğu bu ürünün aslında gıda ve gıda teknolojilerinin de tarımsal mekanizasyonunun da hep birlikte anlamlı olduğu zaman hedefe varabileceğimizi gösteriyor. O anlamda ben bu fuarlar silsilesinin ve mürekkep oluşan teknolojilerinin, makinasının, hayvancılığının ve gıdasının birlikte düşünülmesi zaten bizi bu hedefe götürebilecektir. Sadece kayısı dikmek, kayısıyı yetiştirmek ya da onu kurutarak satmak değil, onu daha katma değerli kılabilecek ve daha iyi tüketim noktalarına iyi bir pazarlama ve katma değer ulaştırabilecek altyapıyı da kurmamız gerekiyor. Onun için burada özellikle bu fuarın hakikaten Malatya için önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm katkılarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.